Büyük ihtimalle şeyle oynanır. Bugün bir uzun sürdü İrele. 5 saat İrele yapmışız. Ne oluyor ya? İyice Hasan abiye döndük anasını satayım. 5 saat İrele, 5 saat oyun. Hasan abi de 10 bin subs. Biz de 100 bit gelirse öp başına koy. İlk açarken bir kulaklara dikkat. Mikserden yetişmeye çalışacağım ama genelde yetişemiyorum. Çünkü oyunlar açılırken bilgisayarda zaten laptop. Çok şey yetişemiyoruz. Yapıştır. Bu oyun niye full screen açılmadı? Dediysem de ağzımdan yanlış çıkmıştır yani 5 saattir yayındayım. Düzeldi. Magic, jump, attack, interact, switch magic, move, map. Tatlış bir oyuna benziyor. 40 yıllık yoğurtçu, hoş geldin. Ha, hikaye mi anlatıyorsun? Überbet. Gördün mü peki diyor Überbet. Yani roguelite oyunların başında senaryo girmesine ben biraz karşıyım. Neyse. Ha, okey, tamam. Ne oluyor burada? Aha. Yani double jump var. Okey. Okey. Tarzı çok güzel ha oyunun. Çizimleri. İnsanlara karşı dungeonlarımız bunlar. Lore olarak buraya kayıtlanacakmış. Burası evimiz herhalde. Ya açık alanda maske sizi rahatsız ediyorsa sokakta takmanızın çok da bir manası yok yani. Çok aşırı kalabalık ve yakın temas bir yere girmeyecekseniz çok da bir manası yok açıkçası, onu da söyleyeyim de. Ama kapalı yerde, yani gerçekten kapalı herhangi bir yerde takmanız önemli. Sen necisin? Ha, büyü öğreniyoruz bundan da. Oradan blacksmith, buradan büyü. Güzel. Güzel. Ne? Ha, ölme sayısı. Roguelite oyun. Ölmek önemli. Ölerek öğrenirsin. Bu ne? Selam Cengo. Companion, evet. Yarasa güzelmiş. Ne oluyor lan? Ha, burası okul.
Yok şeymiş. Tavern. Remembrance. Bu da farklı bir mekanik oyunda demek ki. Oh. Abi roguelite'a konuşma... roguelite'daki konuşma ne kadar olmalı biliyor musunuz? Dead Cells'deki kadar olmalı. Path of the Warrior. Ha, bu da başladığımız yolculuğumuz olacak herhalde. Her ölüşümüzde unutuyoruz herhalde. Tekrardan hatırlamak için bir şeyler yapmak lazım gibi. İşte geçiyoruz hızlı. Çünkü yani lütfen yeter. Heh. O büyük kule ne? Abi trash talk neyse de yani sen roguelite bir oyunsun, bana hikaye anlatmana çabalamana hiç gerek yok ki yani. Ne bileyim, hikaye anlatacaksan farklı canralar daha ideal bence. Roguelite tarzı, roguelike tarzı oyunlar oynanışla kendini gösterir genelde. Ya da işte turn based'ler de bir nebze. Ne yapacağım? Jump var. Çok güzel mekanik. Yani mekanik, alışık olduğumuz bir mekanik de güzel uygulamışlar. Akıyor. Fall damage var mı o zaman? Allah Allah. Çok hızlı. Heh. Bir şey yok şurada. Ya vallahi ciddiyim Cengo. Ne oldu lan? Öldürüyor. Ha, bu da checkpoint. Tamam. Orada ne var? Abi?
Fuh. Kristal gitti. Okey. Tamam. Çok öleceğiz belli. Bilerek böyle yapmışlar. Kristal gitti ama o kötü oldu. Ha, bu da canımızdan alıyor. Lan. Ha, yürüyemiyoruz böyle. Çok iyi oldu vallahi gerçekten. Lan dur. İnan vallahi öyle. Buralar kırılıyor büyük ihtimalle. Sonradan geliyoruz buralara. Alışmak gerekiyor oyuna biraz. Kontrolleri akıcı ama zor olsun diye ekstra bir alışma noktası var. Açıkçası. Daha fight görmedik, dur bakın. Şimdi göreceğiz. Tarzı güzel ama çizimleri, tarzı falan. Aha. Oyunda bir de o kristalleri korumanın önemi var. Çünkü hem büyü alabiliyoruz. O kristalleri büyük ihtimalle, çünkü o base'imiz var. Hem de silah alabiliyoruz. Müzik de minnoş. Aynen. Tertemiz oyun. Çok güzel yani. Lan. Ha, biraz action animation'lar bilerek yapılmamış gibi de olabilir. Action animation'lar önemli ama ya. Orada biraz tutukluk var gibi. Undertale diye bir oyun vardı. Onu andırdı biraz. Django, en sevdiğin oyunlar ne? Kırılmayan yerleri kıracağız herhalde. Metroidvania stil. Neyin kırılıp kırılmadığını bir anlamak için deneyim de. De canım azaldı. Lan bu aralar sürekli Metin 2 oynuyorum. Undertale'ı bilmen beni mutlu bile etti o zaman. Güzel. Benziyor, evet. Undertale'a benziyor. İkisi de indie. İyi, silah gitmiyormuş. Nasıl alacağım ben buradan? Nasıl alacağım onu oradan? Yarasa mı alacak onu? Souls kaybettik kardeşim. Heh, tamam, anlıyormuş.
Ne yaptık şimdi? İki kristalle çıkabilirdik, bir kristalle döndük. Diğeri nerede kaldı? Onu şey yapamadık, tekrar alamadık. Tamam, lağımlardan geliyorlarmış. Yapışalım o yağmur. Sandığı almadın. Ciddi misiniz lan? Neredeydi sandık? Burada. İyi dediniz lan, valla görmemiştim. Oo, 5 tane çıkıyormuş ondan. Tamam, hallettim. Şu kayarak inme çok tatlı olmuş ama. Şimdi silah fiyatlarına bakmak için neredeydi şey? Buradaydı herhalde. Blacksmith bu. Yok değil. Bu muydu? Yok, bu büyücüydü. Açmadı da. İyi tamam, hadi sen tutorial olarak verirsin bana. Ha, bu açılmış. Ha, buna rare metal bulmamız lazımmış. Tamam, o kristal başka bir bok o zaman. Aa, bir dakika, yukarıda kutu var. Müziği bir tık kısabilir misin? Tabii ki. Bro nereden? Haa, damage testi var, böyle yapıyoruz. Dummy'miz var. Mis. Bakalım şuralarda kırılacak bir şeyler var mı? Ha, burada Lost Book buluyoruz. Buraya geliyoruz. Şurası bizim odamız. Bir tane bir yerde sandık varsa kaçırmayalım dedim. Bu nereye çıkıyor? Bu kule deli gibi bir kule. Dur bak. Ne yapıyorsun? Ha, ben Sivers'a gidecektim, yukarı çıktım, manyağım ben. Lava Forge. Ha, buraya daha level'ımız yetmiyor belli ki. Bu ne? Greenery. Burası da bahçelik alan. Tamam, bu bir üst level'lar belli ki. Biz aşağı doğru ineceğiz. Şeyden. Madenden gideceğiz büyük ihtimalle. Neresi ne işe yarıyor, ona bakıyorum daha çok. Ne yapıyorsun sen? İyi. Başka karakter de seçebiliyoruz. Başka destination'lar da var. Ama daha açık değil. Bir şey değiştiremiyorum. Okey. Sivers'a nasıl gideceğim? Üstte Sivers yazıyordu. Hadi ya. Dur bakayım. Sivers dediğin kanalizasyon yukarıda ne işi var ya? Ha, yukarıda yazıyormuş lan harbiden. Şu zıplama yapışma mekaniği alışmak zor olur. Yok Cengiz, sen olma, boş ver. Sağ ol.
Sen izlemen yeter. Kafasına değince, birebir temas edince canı patlıyor. Hah, iyi oldu.
Na? Sıçtık. Onları nasıl alacağız oradan? Cık. Öldüğüm yere bak ya. Sikeceğim kristalini gerçekten, lanet girsin.
Yok oyunu demiyorum. Abi kompetitif oyunlar yani bu tarz hani Souls-like kendinle kompetitif oluyorsun bunlarda işte roguelite tarzı oyunlarda da. Ama asıl kompetitif olan oyunlarda online bir şeyler kanıtlaman gerekiyor ya ve o işin altında arkadaşlarına veya işte birilerine bir şey kanıtlama hissi yatıyor ya. O his çok sahte ve sikko bir his. İnsanı kandıran ve boş bir his yani aslında. Oğlum öyle bir kurmuşsunuz ki eğiliyoruz da bir şey anlamı. Ya kompetitif oyunlar birilerinin para kazandığı bir sektör. Ama o birileri o oyunu oynayanların milyonda biri falan. O yüzden kompetitif oyunları izlemek keyiflidir bence. Yani oynamak bir ekiple oynamak eyvallah. Arkadaş ekibiyle eğlencesine zevkli yani onu da bilirim. Ama çok da kendini kaptırıp da kompetitif bir oyuna rank kasmayı kendine şey etmek edinmek hayat amacı edinmek bütün gençliğini heba etmekten başka bir şey değil yani. Çünkü ben bu oyunu kapattığımda bitiyor. Kompetitif oyunda öyle değil ki. Arkada milyonlarca insan oynuyor. Biri bu oyunda gelip abi ben şöyle oynuyorum dese benim için bir önemi yok ki. Ya bu oyunu speedrun'la 5 dakikada bitiren adam da çıkar. Bana ne ki? Tabii, normal spor nasılsa kompetitif oyunlarda o şekilde bir spordur tabii ki de. Ben öyle görüyorum. Yani o yüzden Dota'yı daha çok izledim, oynamayı daha az tuttum. Çünkü oynarken çok bir keyif almıyordum ki zaten. Ben çünkü profesyonel bir oyuncu değil. Yani CS'yi mesela profesyonel oyunda izlerken ne kadar keyifli, değil mi? CS'yi veya bir kompetitif FPS oyunu. Öyle oynayabilir misiniz? Onun altında 15 senelik FPS eli var adamlarda. Ne gerek var ki? Senin ben ama abi burada bana eğilme payı vermen lazım. Hiçbir şekilde geçemiyorum ki ben onu. Oğlum oraya niye o sikik bir tane şeyi koydunuz? Onun yüzünden geçemiyorum ki. Gittik oraya yapıştık bir de onun üstüne. Onu buraya çıkalım diye koymuşlar. Kristal kalıyor ne bir şey böyle oynayınca da. Amcaya bak. Neyi kırdın lan orada? Gerizekalı. Ha burada duvarmış. Ben de bana da peri öğret, ben de yapayım. Hadi öldürsün. Tükendi. Checkpoint aldığımı görünce tükendi. Öldürsem de gene de öldük dedi. Takip edebildiğim kadar oyunu öğrenip sonra izlemek daha zevkli oluyor.
Evet, mantıklı yani. 5 ve 5 dotadaki Z hayatta verecek çok az şey, çok şey yok. Abart abart. Yani o 5 ve 5'ten aldığın keyfi o 5 ve 5 arkadaşın, pardon, o 5 kişilik arkadaşınla başka bir şey oynasan veya herhangi bir etkinlik yapsan gene o zevki alırsın eğer o Dota'yı oynamak keyifli geliyorsa. Çıkacağım da şu bölüm bitsin istiyorum. En azından bir silah bir şey açalım. Ne yapıyorsun? Neci bu? Interaction da yok. Ne lan bunlar? Hı hı. Ha, bir şeyler satıyorlarmış. Aa. Bomber, yüz şey, solo. As the broad goes down, your health goes up permanently. Broad neydi? Herhalde mana. Kapat tezgahı abla. Pahalı satıyorsun. Sen biliyor musun bugün bir soul kaç şey nasıl kazanılıyor? Bu bölüm bitmez. Oraya merchant koydularsa bu bölümün daha bir o kadarı daha var. Şunları bir alayım. Niye Dom, niye beğenmedin? Ya ben de bayılmadım da bu tarzı aşırı coşan insanlar var. Ya ben de bu tarzı severim ama bu oyun benim için o kademedeki oyunlarla yarışacak düzeyde değil maalesef. Okey, uçuracak mı yani şimdi?
Ne oluyor? Ne oluyor? Canım bakalım. Allah Allah. Tiplere bak, kapıda durmuşlar. Damsız girilmez çekiyorlar. En sevdiğim bu tarz oyun. Şey var, Dead Cells olur işte. Noita sayılabilir. Skull diye bir oyun var. Ne var? Bir tane oynamıştık hani Xbox Game Pass'te. Uzun bir ismi var. Bayağı Souls-like, Rogue-like'tu. Oyun paralı mı? Yok, Flash oyundan oynuyorum. Sen de gir oynayabilirsin ya. Ateş ve suyun bir yanındaki bir. Ya ne boş yaptınız sıçanlar. Salın da köyüme gidem ya. Ne yapıyorsunuz siz burada? Krallık mı kurdunuz? Aa vallahi krallık kurmuşlar. Bu ne iri kıyım? Başı diye böyle canım, belli ki hani oyun çok uzuna yayılmış bir şey, hafif bir anlatım, naratif de katmak istemiş, bölümleri de biraz uzatmak istemiş. Ama yoksa bu oyunda boss da vardır belli ki, farklı skill'ler de var, skill kullanamadık ki açılmadı da, farklı silahlar da var. Ya daha sadece kristal topluyoruz. Kristaller sanırım dungeonlarda satın alabileceğin şeylere yarıyor. Metal parçaları toplanacak da işte büyü için başka bir şey toplanacak. Daha çıkmadı bile bize. Allah aşkına ya. Sal ya. Kalıcı attribute buff'ları falan vardır büyük ihtimalle. Bizim diyor çalınan şeyleri al getir diyor. Yiyecek yemeğimiz kalmadı diyor. Bu aşağı nereye gidiyor? Oğlum ora kapalı mı ya? Ora niye kapalı ya? Ben de diyorum niye giremiyorum. Ay seni. Oha oha oha, bu ne böyle? Lan. Lan. Burada dodge'lamadan geçmemen için ayarlamışlar. Sıkıldım ama artık ya.
durmadan geçtik bir şekilde. Burada senkronlu bir şekilde. Yani ya okları senkronlayacaksın ya boşluğu zaten. Kanka oyundan sonra ufak bir protestin son dakikasına göz atar mıyız? Yarın atarız. Bitti. 5 saat bir ele yapmışız. Ya burada eğilmiyor ki. Sadece zıplıyor. Zıplayınca da mal gibi buraya yapışıyoruz. Abi zıplayınca bir anda hızlanıyor ya, kontrol edemiyorsun. Sadece düz zıplamak lazım demek ki. Senin ben amına koyayım ben. Yeter sıkıldım. Hoşken metal kafa. Başka ne vardı? Kaç saat olmuş ya? Bomboş iş ha yayıncılık. Açmışım, oturuyorum burada. Ever Forward Prologue'una bakalım. Nasılmış? Yeni bir oyun olarak gelecek. Yayınlamışlar prologunu. Ama Twitch'te tabi sikleyen mi var indie? Yani listesinde yok tabi ki. Artifact 2.0'ı nereden gördün lan? Duma gelmişken sonra afiliyete ayarlarken TCNO veya Vergino girmiş miydin TIN numarası kısmına? TIN numarası Türkçe şeyi, Türkiye için vergi numarası değil ki. TIN numarası Amerika için. Sen Amerika'ya vergi vermiyorsun. Amerika vatandaşı olmadığın için. Diye biliyorum. Hiç hatırlamıyor ki ben 4 sene önce mi, 3 sene önce mi ne aldım onu. Hala da oradayım. Mal gibi duruyor. Gelen paranını arttırıyor. Bana bir para gelmiyor abi. Önemli.